Bismillahirrahmanirrahim. Ba kesb-i icaze az riyaset-i muhterem-i celse, miham arz-ı ihtiram-ı adab kunam khidmat-ı sarkar khanum Esin Çelebi, Ustad Salahuddin Çelebi Hidayet oğlu ve nam miberem az ustad-ı besyar gerami Şams Şinas İran, Ustad Doktor Muhammed Ali Muvahhid ve zabani ki betunam teşekkür kunam Asarkar Cemal Nur Sargut ki vaqean der her çiz senge tamam gozaştad ve be kod işon hem guftam teşekkür az işon az kudret beyan men harice ve baz der re'es hame az Celaluddin Muhammed Belhi Rumi ki به بشر بعد از قرن هفتم همدمی را به ارمغان آورد. از ایران، از ترکیه، از ژاپن، از پاکستان، از امریکا آمدند تقدیر کنند از این ایجاد همدمی. و یک چیزی را هم من میخوام باز به فارسی بگم، بقیه را با ترکی الکن خواهم گفت. اون اینکه یک نکته بیش نیست غم عشق، وین عجب از هر زبان که میشنوم نامکرر است. صحبت میکردیم که لا تکرار فی تجلی، اما بیزیم تجلیده تکرار وار. بنیم سویلیجکلرمی önce konuşmacılar benden daha iyi söylediler. اما bir hatıra Husamuddin Çelebi Mevlana'nın cenaze töreninde ayakların çekerek, yeryüzünde sürerek bakıyor, ya benim sevdiğim Mevlana'yı bütün insanlar seviyorlar. Hristiyanlar seviyorlar, Cevitler seviyorlar, Müslümanlar. O benim sevdiğim Şems-i Mevlana'yı başkalarından dinlerim. Onlar da benden biraz dinlesinler. Şemsüddin Tebrizi'nin ölümü yok der. Ha, gerçekten Şems'in ölümü yok. Ahya un inde rabbihim yurzakum. Mevlana buyurur, çün hadise ruh Şemsüddin resid, Şems çağrım asman ser der keşid. Vacib ayet çün ki amad namı u, şer kerden remzi az inamı u. Şemsüddin'in yüzünün bahsi geldi de dördüncü kat göydeki güneş bile başını çekti gizlendi. Madem ki adı anıldı, lütflarından nimetlerinden birazcığını anmak da gerek. Şems kimdir? Benim vatandaşımdır, Tebrizlidir. Muhammed İbni Melikdad ve o Tebriz'de olduğuna, o da benim kimi övünüyor. O şehirde, bizim şehirde, Tebriz'de, o şehirde öyle insanlar vardı ki, Şems'in söylediği, o şehirde öyle insanlar vardır ki, ben onların en küçüğüyüm. Bu şu demektir, denizden küçük şeylerin dışarı atıldığı gibi, o deniz beni dışarı atmış. Biz böyleyiz. Onlar da nasıllardılar. Bu gerçekten doğru. Muhammed Ali Muvahhid de bir Tebrizli. Ustad Muvahhid. Bu Şems Konya'ya geldiğinde 642'de 60 yaşında olduğunu söylemiş. Buradan onun 582'de doğduğunu çıkarmışlar. Ama bu kesin tarih değil tabi. Bu çocuk bazı davranışlarından dolayı babasın ve annesin korkutmuş. Şeyh Ebu Bekr isminde bir hocası varmış Tebriz'de. Mekalatta Şeyh Ebu Bekr Sallibaf-ı Tebrizi diye bunun kim olduğu belli değil, bir mürşit varmış. Şuma befermayit
هر وقت وقت من تمام شد بفرمایید من قطع میکنم. نه زمان یولچلوک یپارسا شمس پرنده درلرمش چابک بیر شهردن باشکا شهره گدرمش اوچان شمس دیه anılmış, mükemmel bir insan olduğu için Kamil-i Tebrizi diye de lakaplandırılmıştır. Kendi zamanının şeyhlerinin birçoğuyla görüşmüş ama hiçbirisini beğenmemiş. Makalata göre o onun Evhadiddin-i Kirmali ile görüştüğü meşhurdur. Onunla bir şeyler, bir şeyler söylemiş, cevap almış. Muhyiddin İbni Arabi Şeyh-i Ekber ona diyor, Şeyh Muhammed diye makalatında isim veriyor. Şeyh Muhammed sözlerinde bu laf çok geçerdi. Fulan yanlış yapmış, yaptı. Fulanı halt etti. Ama ben onun halt ettiğini görür ve ona söylerdim. Bana başını aşağı indirir, oğul derdi, pek yaman kamçı vuruyorsun. Makalatta bu var, nerede makalatın neresinde? İmam Fahri Razi, İmamul Müşakkikin, ona ciddi şekilde takılıyor. Ya ne haddi vardı Fahreddin'in ki Muhammed-i Tazi, Arap Muhammed, peygamberimiz, Arap Muhammed böyle der, Razi Muhammed, Reyli Muhammed, yani İmam Fahr, böyle der. Bu sözü söyleyen zamanın mürteddi olmaz da ne olur? Meğer tövbe de. İmam Fahr'ın muhalefet, Şems'den Mevlana'ya da devretmiş. Mesnevi de kaç yerde. Fahreddin Khahat ki güyendeş lakab. Birinci Misra biliyorsunuz. Şems hangi şehre giderse gitsin hanikahlarda ve medreselerde ikamet etmezmiş. Hanlarda ya da kervansalarlarda yaşarmış. Halkın içinde tüccar kıyafetinde gezermiş ve onu bazıları onu kalendelilerden bazıları fütüvvet ehli olarak addetmişlerdir. Fakat onu melametilerden saymak bence daha doğru olur. Her bu söylüyor her zaman Tanrı'ya beni dostlarınla buluştur diye yalvarırdım. Bir gece rüyamda gördüm seni erenlerden biriyle sohbet arkadaşı yapacağım dendi. Nerede o veli diye sordum. Tabi cevap yok. Ertesi gece bir rüya daha gördüm. Rum ülkesinde dediler. Konya'da. Mevlana belki Halep'te, belki Dimeşk'te. Önceden transit olarak çok kısa bir zaman Mevlana ile görüşmüş. Ama onun anlığında Mevlana velilerin ışığını almış. Mevlana söylüyor insanın an çınan ki pertov can bir tane est, pertov abdal bir canı men est. Canın ışığı nasıl bedene vuruyorsa Abdal'ın ışığı da benim canıma vurmada. Şems'in ışığı Mevlana'ya vurmuş. O ışığın sayesinde Mevlana onu Konya'da gördüğünde sarılmış ve vezi, okulu falan her şeyi bırakmış. Zahid budem terane güyem kerdi. Serdefter eşk-ı badeci güyem kerdi. سجاد نشین با وقارم دیدی بازیچه کودکان کویم کردی. بو رباعی مولانانن ان قصه حیات حکایسی
زاهد ترانگو اولموش و بازیچه کودکان کوی و بو gerçekten de ben akbil arvinte var ki çocuklarla bile sokakta yani çocukların sözün dinliyor Mevlana Şems'le buluştuktan sonra. Şems'in Konya'ya geldiği kaynaklarda belki Bahauddin'in el yazısıyla Beyazıt Kütüphanesi'ndeki makalatta ve Konya'daki nüshanın başında yazıyor ki Mevlana Şemsüddin Tebrizi Dâme berekatuhu 642 Hicri Cumartesi Cemazel Ahirenin 26. Cumartesi gününün sabahının erken saatlerinde Konya'ya gelmiştir. Bu bir iki nuskada bence ben gördüğüm iki nuskada günün sabahleyin gelmiş ne zaman falan. İşte şimdi Şems'in 582'de söyledik Tebriz'de anadan olmuş ama gerçek doğumu 642'de Konya'da vuku bulmuş ve 645'ten sonra nereye gittiği de tartışılıyor hala. Kaybolmuş. Şems makalata göre az sakallı, zayıfça, aynı zamanda çok etkileyici bir kişidir. Kendine güvenen ve çok otoriteli bir insandır. Tarikatlerde olan kurallara hiç aldırmaz. Ve dost ve müritlerine müritlerinden kayıtsız süresi, kayıtsız şartsız teslim ister. Ancak böyle bir özelliğe sabit olduğu için Celaleddin Rumi gibi bir büyüyü meshur etti. Yani vagan büyüledi onu. Bir büyüyü büyüledi. Mevlana 645'ten 672'ye dek 17 sene hiçbir an Şems'i unutmadı. Meşhur en son hayatının en son gecesi gazel söylüyor. Rouser ben ehbibalin. Bakır Hüsamettin gözleri uykuyla dolu falan birkaç kere uyumamış falan. Söylüyor. Rouser ben ehbibalin. Tenha mera reha kun. Terk meni harab şabgerd mubtela kun. O gazelin 8. beytinde bu 8. beyti bu. Der khab duş piri در کوی عشق دیدم با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن بلکه بوندم بیر ساعت بیر بوچوک ساعت اکی ساعت سورا مولانا شمسه کوشکور اما هیچ بیر زمان اونتمیور اونو بیر 15 سنه اونجه بیر کشن کار واردی هفته ارستا بن سوکاکلاردا دولاشیوردم باکتم مولانا شمسین پشینلن دولاشیور Belki hala da dolaşıyor. Çünkü güneş hiçbir zaman dayanmaz. Güneş devamlı döner. Şems Kur'an-ı Kerim'den başka bir şeyler çıkarıyor. Kur'an'da bir ayet var. Cuma suresinde. Ve eza guziyetil am, guziyetil salat, fenteşru fil ard, vebtegu min fazlillah. Bu fazlide söz. Vebtegu min fazlillah, vezkurullaha kesiren, leallekum tuflihun. Mevlana, hayır Şems Hazretleri, fazle takılıyor. Ya fazl, izafe demek, artım demek, artık demek. Yani, Allah'ın verdiği nimetlerin ufağına, normalına hiç kanı olma. Fazlasını istiyorum. Fakihlik, fakihlikten başka.
hocalıktan başka, mürşitlikten başka fazlı Şems Hazretleri böyle tefsir ediyor. Fazl yani fazla demektir. Yani her şeyden fazlasını dilemeli. Fakihliğe razı olmamalı. Ayrıca daha fazlasını istiyorum manasına demektir bu. Şems bir kere Konya'dan ayrılıyor. Nereye gidiyor belli değil. Bir kısa müddet sonra Dimeşk'ten ya Halep'ten bir mektup gönderiyor Mevlana'ya. Ve Mevlana bir gazel söylüyor o zamana dek. Söylüyor ya be hudai ki der ezel budest. Hayy ve dana ve kadir ve kayyum. Böyle bir Allah'a andolsun. Nur u şem'ahay eşk furuht. Ta beşud sed hezar sir ma'lum. Ki az ondem ki tu sefer kerdi az halavet cuda şudim çomum. Allah, bu böyle bir Allah'a andolsun. Sen gidip gideli biz baldan ayrılan mum gibi şirinlikten, tatlılıktan ayrıldık. Hemşeb hemçü mum misuzim. Her gece mum gibi yanıyoruz. Zateşeş coftu zengebin mahrum. Ateşine yanıyoruz. Ama bal, bal, bal diye bir şey yok ortada. Der ferak cemal-i umara cism viranu can deru çun bum. آنچنان آن انان را بدین طرف برتاب زفت کن پیل عیش را خرطوم بی حضورت سما نیست حلال بی حضورت سما نیست حلال همچو شیطان طرب شده مرجوم شیطان تشلمک که بی بیزدن شادلک شنلک فلان ازاخلشمش یک غزل بی تو هیچ گفته نشد تا رسید اون مشرفه مفهوم سن اون معناسه anlaşılan mektubun gelmedikçe hiçbir gazel söylenmedi. Pas به ذوق سماع نامه تو senin mektubunu dinlemekten Mevlana kendi mektupların söylemiş ya Hüsamettin ya Bahaüddin ya başka bir katip yazmış. Mektubu da özgesine bırakıyor. O okuyor, Mevlana dinliyor. Pes be zavuk sema enameyetu. Senin mektubunu başkasından dinledikten sonra gazeli pancoşeş beşut manzum. O zaman 5-6 gazel söyledik. Şems kendi haddini biliyor. Şems güneş demek. Bu aynen Şems'ten. İn Mevlana mehtab est. Bu Mevlana ay ışığı. Ve aftab vücudumun dide der nereset. Benim vücudumun güneşine göz eremez. Mevlana aynen söylüyor. Aftab amet delili aftab. Ger delilet bayet az veyrumeta. Şems söylüyor. İn Mevlana mehtab est. Be aftab vücud men dide der nereset. İlla be mah der reset. Ama biz aya göz erebilir. Az gayet şua ve roşani dide taqat aftab nedaret. Güneşin ışığından göz onu tahammül edemez. Ve an mah be aftab neresed. O ay
güneşe varamaz. İlla meğer aftab ve mehtab rese. Güneş mehtaba belki vara ona. Bu şemsin kendi makamı ve dün bugün vardı şemsi men-i hudayi men. Mevlana da bu değerin şemsin biliyor. O zaman avam Mevlana'nın konuşmalarından hoşlanıyorlardı. Şems geldikten sonra avam baktı ya Mevlana ortada yok. Mevlana belki meramda birkaç gün başka yerlerde hep Şems. Onun için bir kavgalar falanlar çıkardılar. Şems gitti. Ama ikinci gidişinde benim o sözümü söylediğim özeti bu. Şems Konya'da olduğu müddette Mevlana'ya çok bir şeyler öğretti ve Mevlana'dan çok bir şeyler öğrendi. Yani zaten Konya'ya geldiğinin nedeni bu. Başka şeyhlerle konuşmuş. Onlar hiçbir şey anlamıyorlar. Var orada. Ama Mevlana'ya cümle bitmeden Mevlana onun cevabına hazır. Yani bakıyor söyle benim söylediğimi en iyice Mevlana anlıyor. Bu Mevlana söylüyor ki çun meh pey aftab raftam. Geh kahidem gehi huzudam. Gah da oldu da ay gibi güneşin ardından gittim. Zaman oldu gidildim eksildim. Zaman oldu arttım geniştim dolunay kesildim. Çun meh pey aftab raftam. Geh kahidem gehi huzudam. Tefhim to tiz kert gushem. Kan raz şerif ra şunudam. Senin anlatışın kulağımı keskinleştirdi. Çünkü o iyice sırrı duydum, anladım. Bunu Şems anlamış. Kimya hikayesini siz de biliyorsunuz. O da 645 senesinde tortikoli gibi rahmetli Doktor Nafiz Uzluk onun hastalığını tortikoli diye teşhis etmiş. Şems kimyada ölmüş. Mevlana da sırrı anlamış. O zaman benim Konya'da kalmam neye yarar? Ve o güneş nerede batmış? O gittikten sonra Mevlana mecnun gibi çeşitli yerlere gitmiş falan filan. Ama onun Tebriz'e gittiği mesnevi de var. Mevlana kesin olarak Tebriz'e gitmemiş. Ama Tebriz Şems'in şehri olduğu için Mevlana her zaman onu, o şehri övmüş, beğenmiş, tarif etmiş. O karvana barbok şazıştıran şehri Tebriz esli kuyye delberan. O Şems'in Tebrizli olduğu için söylenmiş. Yoksa Mevlana deveyle, atla, katırla falanla hiç Tebriz'e gitmemiş. Belki gönlünde, kafasında gideceğini düşünürmüştü ama gitmemiş. Neyse. Ama Şems her zaman Mevlana ile bir uzun gazel, iki beytim ben okuyorum. Ey bağmano penhan çudel az del salam. Ey gönül gibi hem benimle beraber olan hem benden gizlenen esenlik sana. Tokabeyi her ca revem kasse makamat mı kuram? Sen Kabe kimsin? Nereye gider? Kabe'de sağdaki sola, soldaki sağa, kuzeydeki güneye, güneye. Nereye gitsem yüzüm sana da çevireceğim orada. Her ca ki hasti hazırı.
از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. سنین آدو آنارسم گزنین کرانلخلاری بنا گنش گیبی اشکلانیو. یه همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم، گه چون کبوتر پرزنان، یه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم. غزل دوام. اما شمسین تربسه حقیقنده بگیم بیر کنشمالار فلانلار اولدو. بو söylediler Mahmud Erol Kılıcı Efendi, der sinehai merdumu arif mezarımız. Yani biz Mevlana'da, Konya'da, Kabe'de, Washington'da, Tebriz'de değil, Mevlana her yerde. Ama o toprağa bırakılarak o 60 kilo, 45 kilo, 80 kilo o bazılarına göre, mesela Mitrakçizade 900 küsurda Sultan Süleyman Kanuni ile Hamedan'la dönürken Ağevli'de or diyor ya burada gidelim Mevlana'nın hocasına bir selam söyle. Menazile Sefer-i Erakeyn Topkapı Sarayı'nda müzesi bir zaman 20-25 sene ondan faksimile bir şey hazırlandı. Orada yaz. Amin Ahmet Razi Haft iklimde. Üç Hasan Bulgari hayatında bahsederken o ya Şems-i Tebrizi El Madfun Bihoy. Hala. Başka yerler, başka kaynaklarda da yazıyorlar. Ve bugün belki yani ben hiç Mevlana'yı da Konya'da aramıyorum. Mevlana'yı ben kendi gönlümde arıyorum. Şems de ben bilmiyorum ama rahmetli Muhammed Amin Riyahi, eski İran kültür müsteşarı İslam Türkiye'de, o 37 bizim 88 oluyor, 55 sene önce. O 1337'de unvan etti, Şems, Turbet-i Şems Kocaz. Şems'in mezarı nerede? Orada bir şeyler söyle. Ta bu geçen Ordubehşt ayının, yani bizim ilkbaharın ikinci ayının 25. günü Firdevsi günü. Yani Firdevsi günü rahmetli Muhammed Amir Riyahi Allah'ın rahmetine gitti. Ondan birkaç gün önce ben ondan bir makale hazırlıyordum. 6 kere o yazmış 1377'den 1388'e dek. 7. kere Riyahi'den ben bir şey yazdım. Eğer Şems mezarı daşte başet, احتمالش بسیار قوی است که اون در خوی باشد. حالا الله اعلم به حقائق الامور. اما من فقط بیر شمسدن بیر آدم Bu Şems'in, Tenz-i Şems. Bir adam balığı anlatmada, büyüklüğünü söylemekteydi. Balık böyle. Birisi sus da dedi. Sen balık nedir, nereden bileceksin? Adam ben nasıl bilmem ki dedi. Bunca deniz seferlerinde bulundum. İtiraz eden adam peki dedi. Madem ki biliyorsun anlat bakalım. Balık nasıl bir şey? Adam balığın deve gibi iki boynuzu var. Deyince o bir adam dedi. Vallahi balığın nerede olmadığını bilmiyordun ama şu sözünle bir şey daha anlaşıldı. Sen öküzle devenin de farkını bile bilmiyordum. Çok teşekkür ederim.